El Fethur Rabbani vel Feyzur Rahmani Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetleri. 62. sohbet. Tevhid 4. bölüm. Allah ondan razı olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri Musa aleyhisselamın kıssasına temas ederek dedi ki: Sır, sırrın sırrıdır. Musa aleyhisselam Tur-u Sina tarafında bir ateş görünce aile efradını hemen o anda bulunduğu yerde bıraktı. O ne görmüştü? Kafa gözü bir ateş, kalp gözü de bir nur görmüştü. Kafa gözü bir fani görmüş, kalp gözü ise hakkı görmüştü. O zaman aile efradına dedi ki: Durun, ben bir ateş gördüm, bir şule gördüm. Kalbiyle o ateşe doğru cezbedilmişti. O anda aile efradından da kopmuştu. Onun için onlara hitaben dedi ki: Durun. O sırada kendisine ulvi nidalar gelmişti. Kaderin şimşekleri gelmişti. Kişiyi aile efradından ayıran kader şimşekleri gelmişti. Ey hüküm, dur. Ey ilim, Allah'ın sırrıyla gel. Ey nefs, dur. Ey kalp, ey öz, ikiniz birden cevap veriniz. Vah bunu anlamayana, vah bunu sevmeyene, vah bunu inanmayana, vah ona, vah ona. Ey bu hakikatlere karşı perdelenmiş olan, ey bunlara inanmadığı için Allah'ın gazabına maruz kalan. Musa aleyhisselam o şuleyi görünce aile efradına şöyle dedi: Ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir haber getiririm. Siz burada durun. Olduğunuz yerde durun. Ben size yolun haberini getireyim. Yolun ne tarafta bulunduğunu bildireyim. Zira yolu kaybetmişti. Rehberleri ortadan kaybolmuştu. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu konuşmayı yaptığı sırada dinleyiciler arasında kavmin reisi de vardı. O bundan önce bu sohbetlerde hiç bulunmamıştı. Abdülkadir Geylani Hazretleri onu işaret ederek dedi ki: Keşke yaratılmamış olsaydın. Yaratılınca bari niçin yaratılmış olduğunu bilseydin. Ey uyuyan kişi, uyan. Zira sel çevreni kuşattı. Yarın kıyamet günü sana sorulacak. Kitabın nedir? Muallimin kimdir? Hakka davetçin kimdir? Peygamberin kimdir? Senin nesebin yok. Nesebin belirsiz. Allah'ın ve Resulünün katında nesebi sahih ve belli olanlar ehli takvadır. Nitekim bir defasında Allah'ın Resulüne soruldu: Ya Resulallah, soyunuz, nesliniz kimlerdir? Allah'ın Resulü buna cevaben buyurdular: Takva sahibi olan herkes
Muhammed'in soyudur, neslidir. Sen sus, konuşma, senin aklın yok. Evin Dicle Nehri'nin kenarında. Fakat sen susuzluktan ölüyorsun. İki adım var ki onları atarsan Allah'a vasıl olursun. Bir adım nefsten uzaklaş. Bir adım da insanlardan. Sen ey mürit, ey Allah yolunda bulunmayı dileyen kişi, bu iki adımı at. O zaman dünyada da ahirette de Allah'a kavuşursun. Eğer kurtuluş istersen, benim sözümün balyoz darbelerine katlan. Hemen ifade edeyim ki, deliliğim tuttuğu zaman seni görmez olurum. Özümün tabiatı coştuğu zaman senin yüzünü görmez olurum. İhlasımın tabiatı coştuğu zaman senin yüzünü görmez olurum. Ben seni kurtuluşa erdirmeyi, kalbindeki kötülükleri gidermeyi, evindeki yangını söndürmeyi dilerim. Gözlerini aç, önüne bak. Azap ordusu sana geldi. Cezalandırmalar geldi. Yazık sana ey ahmak. Sen yakında öleceksin. Bu sahip bulunduğun her şey elinden çıkacak. Bugün beraber bulunduğun her şeyden kopacak, ayrılacaksın. İşte mesela şu baba yarın öbür gün çocuğundan ayrılacak. Evinden, ocağından ayrılacak. Eşinden ayrılacak. Toprakla arkadaş olacak. Kabirle arkadaş olacak. Zebanilerle yahut rahmet melekleriyle arkadaş olacak. Ey yolcu! Ey gelip geçici! Ey fani! Ey bu hayatta eyleti olarak bulunan kişi! Size nimet bahşeden Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Ey dünyada oynayıp hakikatleri göremeyenler! Ey hakikatlerden kaçan kişi! Bana senede bir defa yahut ayda bir defa yahut haftada bir defa uğramazsın. Gel haftada yahut ayda yahut yılda bir defa olsun bana uğra. Hem de bomboş olarak. Sakın bir şey istediğimi zannetme. Bir şey getirme. Gel. Benim meclisimden alacağını karşılıksız olarak al. Bugün benden aldığın bir şey yarın milyon olur. Ben senin yükünü yükleniyorum. Sen sanıyorsun ki buna karşılık ben de kendi yükümü sana yükleyeceğim. Hayır, öyle değil. Sana hiçbir şey yüklemeyeceğim. Aziz ve celil olan Allah bana yeter. Benden bir kelime öğrenebilmek için 1000 senelik uzakta bile olsan gelmelisin. Kaldı ki aramızda sadece birkaç adımlık bir mesafe var. Sen bir tembelsin. Sen bir cahilsin. Bu halinle sana ilerisi için bir teminat verildiğine dair benim elimde hiçbir delil yoktur. Dünya için senin gibi niceleri semirdi de sonra o onları yedi. Dünya, makam mevki hırsına kapılan veya gücüne kuvvetine
çokluğuna mağrur olan nicelerini semirtti de sonra yedi. Eğer biz onda bir hayır görmüş olsaydık, ötelere gitmezdik. Haberiniz olsun ki, bütün işler döner dolaşır Allah'a varır. Bizim içinde bulunduğumuz her halin tamamı Allah'tandır. Sahip bulunduğumuz şeylerin tamamı Allah'tandır. Abdülkadir Geylani Hazretleri konuşmasını kesip kürsüden inince talebelerinden bazıları dediler ki, "Vaazınız çok ağır oldu. Özellikle kabilenin reisini işaret ederek söylediğiniz sözler gayet sertti." Abdülkadir Geylani Hazretleri onlara cevaben dedi ki, "Eğer benim sözlerim ona tesir ettiyse yakında meclisime gelecektir." Gerçekten kabilenin ileri gelen bu şahsı o günkü bu hadiseden sonra Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetlerini hiç kaçırmaz oldu. Öyle ki daha Abdülkadir Geylani Hazretlerinin konuşması başlamadan çok önceleri gelerek kürsüsünün dibine oturur, tevazu ve vekar içinde konuşmaları dinlerdi. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. "Allah'ım, bize sabır ver, bizi affeyle, Allah'ım bize yardım et." Birisinin sahip bulunduğu bir imkandan faydalanmak maksadıyla onun huzurunda saygıyla divan durduğun zaman Allah sana gazaplanır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: "Kim ki sırf sahip bulunduğu imkanlardan ötürü bir zengine tevazu gösterirse dininin üçte ikisi gider. Sen insanlardan beklemeyi ve onlardan istemeyi tam bir alışkanlık haline getirdin. Bu durumda Allah'a da bu hal üzere kavuşacaksın." Seyahatlerimden biri esnasında bir ara halk arasında dolaşarak dilenen ve herkesten bir şeyler isteyen birisini görmüştüm. Bu şahıs bu arada 25 dinara bir de ipek bir cübbe satmıştı. Ben de merak ederek bir müddet kendisini takip ettim. Bir ara çanağından keşkek yemekte olan bir şahsa rastladı. Yanında durdu. Keşkek yemekte olan kişiye bakıyor, bir türlü oradan ayrılmıyordu. Nihayet o da keşkekten bir miktarda ona yedirmek zorunda kaldı. Bu kadarını da görünce artık dayanamadım ve önüne gelenden bir şeyler isteyen bu şahsa şöyle dedim: "Sen biraz önce 25 dinara bir cübbe satmadın mı? Paran mı yok ki şimdi de burada yiyecek dileniyorsun?" Bana cevaben dedi ki: "Senin için mesleğimi mi bırakayım?" Velayette son mertebeye eren kutup olur. Bütün halkın yükünü taşır. Bütün halkın külfetine katlanır. Buna karşılık kendisine bütün halkın imanı ağırlığında iman verilir. Ta ki bütün halkın yükünü taşımaya kuvvet ve takat bulabilsin. Benim güzel elbiseme
ve giyim kuşamıma itibar edilmez. Bunun gerçekte hiçbir değeri yoktur. Asıl güzel elbise, ölüm sonrası için hazırlanan iman ve güzel ahlak elbisesidir. Üzerimdeki bu elbise ise sadece bir kefenden ibarettir. Ona da nefs ve zahir yönünden öldükten sonra nail oldum. Nefs ve zahir yönünden öldükten sonra sahip olunan kefen, yani elbise ise güzeldir. Ben bu güzel elbiseye kaba kumaştan elbiseler giydikten, katı ve haşin yiyecekler yedikten ve uzun müddet açlık çektikten sonra sahip oldum. Benim sizin haricinizde, sizin anladığınızın haricinde bir takım meşgalelerim vardır. Ey ahali! Aklı selim sahibi olunuz. Ey dünya ahalisi! Ey sema ahalisi! Allah bilmediğiniz nice şeyler yaratır. Allah dostluğu kuru iddiayla olmaz. Süslü elbiseler giymekle olmaz. Şu zahir doğruluğuyla bir arada batındır. Şu batın da doğruluğuyla bir arada zahirdir. Allah'tan başka bütün dayanakları bir kenara atmadıkça, bütün yönleri bırakıp yalnız Allah'a yönelmedikçe, Allah'tan ibaret bir tek sevgilin olmadıkça senin konuşmaya hakkın yok. Allah'ın yakınlığı ne zaman kalbinde çadır kuracak? Kalbin ne zaman Allah yönünden cezbedilir hale gelecek? Özün ne zaman Allah'a yakın olacak? Ne zaman halktan sıyrılıp yalnız başına Allah'a kavuşacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: Kim ki Allah'tan başka her şeyden sıyrılır ve yalnız Allah'a yönelirse, o kişinin bütün sıkıntılarını gidermekte kendisine kafi gelir. Kim de Allah'ı bırakır ve dünyaya bağlanırsa, Allah da onu dünyaya teslim eder. Dünyanın elinde kalmış kişi, yani Allah'ın yardımından mahrum bırakılmış kişi, Allah'ın lütuf ve yardımına nail olamaz. Kişi ancak kalbi ve bütün varlığıyla Allah'a yönelmekle onun indindekilere nail olabilir. Şanı yüce olan Allah şöyle buyurur: Kim ki benden başkası için bir amel işlerse, ben o amelden de kendisi için amel işlenilen kişiden de beriyim. İhlas müminin arazisidir. Ameller de bu arazinin duvarlarıdır. Duvarlar değişikliğe uğrayabilir. Arazi ise yerinde kalır. Değişikliğe uğramaz. Binalar takva üzerine kurulur. Soru: Ben bütün varlığımla Allah'a teveccüh ettim. Fakat benim sıkıntılarıma hiç yar olmadı. Buna ne dersiniz? Cevap: Kusuru kendinde ara. Allah Resulü'nün sözünde arama. Zira Allah'ın Resulü boş yere ve kendi kafasından konuşmaz. Söylediği her şeyde vahye dayanır. Yani Allah'tan gelen habere istinaden konuşur. Şu halde biraz önceki hadiste Allah Resulü'nün de buyurduğu gibi, eğer bir kul bütün varlığıyla
hakikaten Allah'a teveccüh ederse, Allah onun bütün sıkıntılarının hallinde kendisine kafidir. Sizin şanı yüce olan Allah'tan haberiniz var mı? Allah'a yeminle söylerim ki yok. Sizler dünyanın aşıklarısınız. Dünyanın süs ve eğlencesinin aşıklarısınız. Allah'ın aşıkları değilsiniz. Eğer iddia ettiğin o Allah sevgisinde sadık olsaydın, bir zerre dünyalık elde edebilmek için bütün gücünü onu ele geçirmeye sarf etmezdin. Sen kendini kader vadisine bırak. Dünyevi konularda gereken tedbiri aldıktan sonra gerisini Allah'a havale et. Ona dayan, ona yönel. Böyle yaptığın takdirde derecen yükselir ve Allah'a yakınlık kapısına değer. O zaman hem dünyanın hem de ahiretin süslerinden daha güzel bir yüz seni karşılar. Aranızdaki sevgi tamamlanır. Perdeler ve vasıtalar kalkar. İlahi takdir vadisinden dünyanın yardım talebini işitirsin. Sana hitaben der ki, emanetlerini teslim al. Sana hizmetimi kabul et ve tam olarak al. Ben burada senin aleyhine olan meseleler konusunda hapisim. İşte kendini kader vadisine bıraktığın ve külliyen Allah'a yöneldiğin zaman dünya senin emrine girer ve sana böyle seslenir. Artık o senin aleyhinde hiçbir şey yapamaz. Bu mertebede senin lehinde olan meselelerde şefaat edilir. Ona icabet Allah'a yakınlığın demektir. Bu takdirde ilim eli dünyaya uzanır. Dünyanın kolları da ahkam-ı ilahiden ibaret kalır. Henüz nefsini terbiye etmeden, heva ve heveslerinden sıyrılmadan ve iradeni düzeltmeden, üstelik bir de kendini Allah'a yakın ve onun sevgili kullarından zannederek dünyaya dalman ise senin kaçınamayacağın bir hasretin, seni aldatan bir mahrumiyetin ta kendisidir. Eğer dünyanın seni Allah'tan uzaklaştırdığını bilmiş olsaydın, onu asla istemezdin. Sen içini Allah için düzelttiğin ve ahlakını güzelleştirdiğin zaman dünya da senin için düzelir ve güzelleşir. Onun meşrubatı sırf zehirdir. Fakat tatlı olarak ortaya çıkar. Tatlı gözükür. Böylece senin kalbine girip kanatları altına alınca hemen zehre dönüşür ve seni öldürür. Bizden önceki insanlar zaviyeye çekilmeden önce zihne gelen düşünce ve ilham çeşitlerini öğrenirlerdi. Çünkü zihinlere doğan düşünceler çeşitlidir. Bunlar nefsten olabilir, şeytandan olabilir, kalpten olabilir, melekten olabilir. Eğer kişi bunları birbirinden ayırt etmeyi öğrenmeden zaviyeye çekilirse orada dalalet yoluna düşebilir. Ey nefsten, şeytandan, kalpten ve melekten gelen düşünceleri birbirinden ayırt etmeyi öğrenmemiş olan kişi, şeytandan gelen düşünce seni günaha götürür, hatalara düşürür. Başta sana bir fikirmiş gibi gelir. Fakat neticede günaha sevk eder. Kalpten ve melekten gelen düşünce ve ilham ise seni Allah'a, taate
ve salih ameller işlemeye sevk eder. Fakat sen bunları birbirinden ayırt edecek seviyeye gelmediysen halin nice olur. Şeytandan ve nefsten gelen bir düşüncenin kalpten ve melekten geldiğini zannederek günaha girmez, hataya düşmez misin? Asılarak idam edilen Hallac Mansur'a vaktiyle birisi şöyle dedi: "Bana nasihat et." Hallac ona şu cevabı verdi: "Senin düşmanın kendi nefsindir. Eğer sen ona binebilirsen ne âlâ. Aksi halde o sana biner. Eğer sultanlarla beraber susamayı murad edersen harabelere, sahralara, çöllere ve ıssız diyarlara ta sarhoşluktan kurtuluncaya kadar, ta ki onların sırlarını ifşa edip de seni öldürmeyeler. İşte bunun içindir ki onların seyir, seyahat halinde bulunması bir yerde ikamet etmelerinden daha hayırlıdır. Bu dünya bir kervan yolculuğudur. Eğer onda Rabbine mülaki olmak istersen, şeriatın hükümlerini sıkıca yerine getirdikten sonra halvete çekil. Allah'ın kapısına ulaşabilmek için yardım talebine ve sarsılmaz bir azme ihtiyaç vardır. Bundan sonra sebep ortaya çıkar, bir vesile bulunur. İlmin kapısına ahkam yoluyla varılır. Ahkam Allah'ın emirleriyle nehilerinden ibarettir. Hükümler bize neyi emrederse kabul ederiz. Dinler ve itaat ederiz. O zaman bize afetler gelir. İşte bu noktada kul alim olmaya muhtaçtır. Aramızdan biri şöyle diyebilir: "Benim taksiratım ne ki? Allah'a taat ve ibadet içinde bulunduğum halde dert ve belalardan bir türlü kurtulamıyorum." Ona cevaben denir ki: "Senin biraz ilme ihtiyacın var, bilgiye ihtiyacın var. Ahkam sahibi, yani ahkamla amel eden amelleri işler ve yığar. İlim sahibi ise ilmini neşreder, halka yayar. Ahkam zahitlerle beraberdir. Zahitler ahkamın yerine getirilmesiyle meşgul olurlar. İlim ise sıddıklarla, Allah tarafından sevilenlerle ve Allah'la yakınlık edenlerle beraberdir. Zühd ahkamla beraberdir. Sevgi ise ilimle beraberdir. Biri şeriktir, biri vezirdir. Zahid olma gayreti içinde bulunan beğenilir, övülür. Zahidlik mertebesine ulaşmış olan, hevalardan ve nefsani arzulardan soyulmuş ve arınmıştır. Arif öldükten sonra dirilmiştir. Yani nefsini ve nefsani benliğini öldürerek yeni baştan hayata gelmiştir. Zahidlik gayreti içine giren, hevesatını terk etmiş, oruç tutmuş ve böylece nefsini yumuşatmıştır. Zahidlik mertebesine eren, nefsinin isteklerini vermemekte devam etmiş, böylece hastalığı da berdevam olmuş ve neticede nefsani arzulardan tamamen sıyrılmıştır. Onun nazarında dünya adeta ölmüş ve yok olmuştur. O böylece Allah'ın lütuf döşeğindeyken onun zühd kapısında yiyecekler ve giyecekler ortaya çıkar. Neticede bu zahid mümin dünyadan bütün kısmetlerini almadan oradan ayrılmaz.
Kafirlerle günahkarlar rızık talebi konusunda iyi hareket etmezler. Şanı yüce olan Allah bu zahit kulunu yeniden diriltir. Yepyeni bir hayata kavuşturur. Bu yeni dirilişte onun eti de, kemiği de, derisi de değişmiş, hevai duyguları yok olmuş, kötü tabiatı ölmüştür. Buna karşılık kalbi de ruh, mana, marifet ve tevhidle dolmuştur. Orada yalnız kalbi selim kalmıştır. Bu safhada Allah onu kendisine dost edinir. Hacetlerini görür. Kendisini yeniden ihya eder. Bütün hevesleri ve meşru olmayan zevkleri manevi bir ölümle ölür. Allah ona bu safhada birçok şeyler gösterdikten sonra kendisini yeniden diriltir. Ona ilahi sırlarından dilediği kadarını gösterdikten sonra ruhuyla bedenini, zahiriyle batınını bir araya toplar. Ta ki dünyadaki bütün kısmetlerini tamamen alabilsin. Bu safhaya gelmeden önce ise bütün yeryüzünün nimetleri kendisine sunulmuş olsa onların bir zerresine bile el sürmez. Peygamberler, veliler ve Allah'ın diğer seçkin kulları batınları Allah için temizleninceye kadar iradesizdirler. Heva ve hevesleri yoktur. Yani iradelerini heva ve hevesleri uğrunda asla kullanmazlar. Ne zaman ki Allah onların dünyadaki nasiplerini almalarını dilerse, işte o zaman kendilerinde yepyeni bir hayat vücuda getirir. Ta ki dünyadaki kısmetlerini alabilsinler. Arif, ilim ve züht sahibi olduktan sonra rızıkları alır. O, kısmetlerini sizinle beraber alır. Arzularına nail olacağı zaman onları iyice ve dikkatle süzgeçten geçirir. Şüpheli olanlara asla iltifat etmez. Allah'ın rızasına uygun olmadıktan sonra en güzel yemekler ve içecekler bile onun nazarında domuz eti ve haram olan içki gibidir. Nice zahitler vardır ki zühdü sebebiyle Allah'a karşı perdelidir. Nice arifler de vardır ki kendi görüşü Allah'ı tanımasına perdedir. Fakat böyle oluş pek nadirdir. Çoğunlukla arifler Allah'a karşı perdeli olmaktan uzaktırlar. Sözün kısası, dünyanın kulu, kölesi olanlarla sıkı fıkı bir münasebet içinde bulunman seni Allah'tan uzaklaştırır. Doğru olan, sana Allah'ı ve ahireti unutturacak hal, hareket ve davranışlardan kaçınman, ahiret duygusuna ve Allah'a kulluğa yer vermendir. Umulur ki böyle hareket edersen dünya ve ahiret kurtuluşa erersin. İstemeyerek de olsa rızkın da sana gelir. Allah sana önce heveslerinden sıyrılmanı ve dinin kolay ve ruhsat tarafından işe başlamanı emrediyor. Daha sonra da yavaş yavaş ve tedrici olarak işin kolay ve ruhsat tarafını bırakıp ciddiyetle harekete geçmeni ve bütün azim ve kararınla dinin emirlerinin tamamını yaşamanı istiyor. Azim ve kararlılıkta sebat ettiğin zaman kalbine Allah için sevgi gelir. Allah'ın sevgisi gelir. Eğer bundan sonra da sebat eder ve kararlılık gösterirsen, bu sefer de Allah'tan sana evliyalık gelir.
Eğer aklı selimin varsa kendini cehennemlik say. Ta ki bu düşünce seni Allah yolunda güzel ameller işlemeye sevk etsin. Sen kendini cehennem ehlinden kabul etmiş olmakla beraber, eğer cennet ehlinden olursan, bu takdirde de cennet ehlinden olmanın şükrünü o güzel amellerle eda etmiş olursun. Evinden çıktığın zaman sanki harbe gidiyormuş ve bir daha dönmeyecekmiş gibi çık. Şu konuyu iyi bil ki sen çalışıp kazanman esnasında bazı musibet ve afetlere maruz kalırsın. Yine şu hususu da iyi bil ve kesinlikle inan ki şanı yüce olan Allah hiç çalışmadan da senin rızkını verebilir. Buna muktedirdir. Mümin bazen bir dağ gibidir. Bir başka zamanda kader rüzgarlarının oradan oraya fırlattığı bir tüy gibidir. Felaketler geldiği an tıpkı bir dağ gibidir. Öyle ki onların karşısında yerinden bile kımıldamaz. Aziz ve celil olan Hakk'ın sohbeti esnasındaysa tıpkı bir tüy gibidir. Kaderin rüzgarları onu oradan oraya savurur. Ey halkımız! Risalet ve nübüvvet gelip geçti. Bari velayeti, yani evliyalığı kaçırmayınız. Peygamber olamazsınız. Bu sizin elinizde değil. Bari veli kullar olunuz. Allah dostu olunuz. Zira bu sizin elinizdedir. Ne var ki eğer Allah yoluna girmez ve bu yolda çalışmazsanız onu da kaçırabilirsiniz. Sen kendi benliğinden ve nefsaniyetinden sıyrılmadıkça Allah ile sohbettaş olamazsın. Allah ile sohbettaş olabilmek için sanki ama imiş de görmüyormuş, suya kanmış da susamıyormuş, ölmüş de kımıldayamıyormuş gibi bir seviyeye geleceksin. Vah o perdelilere ki Hakk'a karşı perdeli olduklarının farkında değillerdir. Sen ne kendin hayırlar işliyor ne de hayır işleme yolunda hayır ehline yardımcı oluyorsun. Sen sırf bir kötülükten, şerden ibaretsin. Ahiretsiz dünyayı, batınsız zahiri, manasız maddeyi seviyorsun. Bu durumda evliyalığın da, zenginliğin de, arkadaşın da sana fayda vermez. Kim ki izzet isterse, bilsin ki izzetin tamamı Allah'a aittir. Bir de Allah'ın veli kullarıyla sıddıklara mahsustur. Dünya bir denizdir. Şeriat da bu denizde bir gemidir. Aziz ve celil olan Allah'ın lütfuysa bu geminin kaptanıdır. Kim ki şeriat gemisine sığınır ve orada ikamet ederse kaptan onu kendisine vekil tayin eder. Gemiyi de içindekilerle beraber onun iradesine verir. Ayrıca onu kendisine yakın ve akraba kabul eder. O bu haldeyken kendisine Allah'ın lütfu yetişir, marifeti yetişir, şahsına mahsus hilatler gelir, kendisine giydirilir, velayetin fevkinde velayet gelir. Allah'a bağlanmak kişiye her sahada genişlik getirir. Arzu ettiğin herhangi bir şeye nail olamadığın zaman buna üzülme. Zira sultan
kendi malında tasarruf eder. Kul kendisi de sahip bulunduğu şeyler de Allah'ın mülküdür. Bugün senden aldığını yarın bulursun. Cehennem o mümine hitaben der ki: Geç ey mümin! Nurun benim alevimi söndürdü. İman kuvvetlendiği ve kişinin batını Allah'ın yakınlığıyla birleştiği zaman dünya da böyledir. O da böyle hareket eder. Afat ateşi gelir, kalplerin yolu üzerine durur. Mücahede ateşi gelir, müritlerin yolunda durur. Ayrıca kendisinde kamil iman da bulunduğundan ateş o müride hitaben şöyle der: Geç ey mümin! Nurun benim alevimi söndürdü. Bu mertebeye erişmiş müminlere dünyada kalenin duvarlarına düşen oklar zarar vermez. Ey müminler! Öyle ameller işleyiniz ki dünya ateşi de ahiret ateşi de size zarar veremesin. Allah'ın kendilerine tabipler dediği öyle kulları vardır ki onları afiyet içinde diriltir. Afiyet içinde öldürür. Afiyet içinde cennete koyar. Allah'ı tanıyan kişi nefsani heves ve arzulardan tamamen sıyrılır. Ancak kendi kısmeti olanları alır. Komşu evden öncedir. Allah'a bağlanan mümin için komşu bulunmuş demektir. Artık o kişi evle muzaffer olabilir. Evde rahat edebilir. Zira onun komşusu Allah'tır. Allah ona şöyle buyurur: Sen bugünden itibaren bizim yanımızda mühim bir mevki sahibisin. Emin bir kişisin. Allah'ı bilen ve huzuruna dahil olan onun mülküne göz dikmez, el atmaz. Onun yiyeceği de, içeceği de Allah'ın yakınlığından ibarettir. Bütün zevklerini Allah'a yakınlıkta bulur, Allah'a yakınlıkta tadar. Nefs itaate geldiği zaman kalple beraber erir, yumuşar. Böylece kalp zindandan çıkarılır. Allah'ın kendisine hitap etmesine layık bir mertebeye erişir. Onu kastederek buyurur ki: Onu bana getiriniz. Kalbin necabeti, güzel ahlakı, güzel edebi ortaya çıkınca da Allah'a getirilir. Şerefle karşılanır. Allah'a yakınlaştırılır. İhsanlarda bulunulur. Hilatler giydirilir. Ve Allah ona vasıtasız olarak hitap eder. Sen bugünden itibaren bizim yanımızda mühim bir mevki sahibisin. Emin bir kişisin. Bu andan itibaren de Allah onu bir başkasıyla asla meşgul kılmaz. Allah kendisinden razı olsun. Bunları söyleyen Abdülkadir Geylani Hazretleri daha sonra yüksek sesle haykırdı ve dedi ki: Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Gâib sevgili! Hakkın yolunda yürümekle meşgul olan bir ayak başka şeylerle iştigal etmez.
Onun Allah ile sohbeti uzadığı ve sefer yorgunluğu kendisinden gittiği zaman vücudu gürbüzleşir. Kemikleri kuvvetlenir. Geçimi düzelir, sükunet bulur. Allah'ın has kullarından olur. İşte bu andan itibaren Allah onu yeryüzündeki kullarına vali ve kumandan tayin eder. Kendisini suya batanları kurtarması için denizlere, yırtıcı hayvanların pençesine düşmüşleri kurtarması için de karalara gönderir. O, nefsaniyetinden soyulduğu andan itibaren Allah kendisini naipliğe ve emaneti taşımaya ehil kılar. Allah bu mertebeye erişmiş kullarının kalplerine bir takım hilatler giydirir. Tıpkı peygamberlerle resullerin kalplerine giydirdiği gibi. Ayrıca bu mertebeye ulaşan kullara evliya ve ermiş lakaplarını verir. Ey ahali! Burada aramızda Allah'ın has kulları vardır. Hayırlı sohbet arkadaşları vardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu sözleriyle o anda meclisinde bulunan evliyaları ve melekleri kastediyordu. Fakat onlar gizlidir. Kendilerini şu anda burada bulunan diğer insanlardan hiçbirisi bilmez. Bir sual. Genişlik ne zaman darlık haline dönüşür? Zaaf ve hezeyan ne zaman ciddiyete dönüşür? Cevap. Allah sana lütuf ve ihsanda bulunduğu zaman genişlik gelir. Ruhsat halin azimete dönüşür. Azimetin de bir nidacı olur. Hakkı ilan edici olur. Öyle ki bütünüyle azimet sahibi olduğun zaman Allah seni fazıl ve ünsiyet evine koyar. Ruhsatsız ve azimetsiz soyut bir fiil olarak kalırsın. Senin bu durumdaki halini şu kişinin haline benzetebiliriz ki onun önünde bir yemek tabağı vardır. İçinde de yiyecek bulunmaktadır. O kişi bundan bir miktar yemiştir. Bu esnada kendisine denir ki, bitişik odaya geç. Senin için orada hazırlanan yemekten ye. Ruhsatlar, yani gösterilen genişlik ve kolaylıklar, henüz Hakk'a yeni ısınanlar içindir. Azimetler, kamil iman sahipleri içindir. Mülk ise faniler içindir. Ben daima geçmişte halvethane olarak kullanılan mahallerde oturdum. İkamet ettim. Şimdi ise bunun aksi durumlar vardır. Ben kendi halini söylemekten utanmayan ve çekinmeyen kişiler zümresindenim. Zira ben hiçbir kimseyi görmüyorum. Güzel edep iki hususta belli olur. Bir kimsenin güzel edep sahibi olup olmadığı iki şeyde ortaya çıkar. Bunlardan biri kişinin dünyevi menfaatler karşısındaki davranışıdır. Gerektiğinde dünyevi menfaatleri elinin tersiyle geri çevirebilmesi veya çevirememesidir. Diğeri de dünyalık ihtiyaçlarını alırken takındığı tavırdır. Şu hususu iyi bil ki sende cehalet bulundukça Allah ile halvete eremezsin. Allah ile halvetin sahih olmaz.
ahlakını güzelleştirmedikçe halvete çekilmeye kalkışma. Önce öğren, bilgi sahibi ol. Ondan sonra inzivaya çekil. Daha ne kadar amel işlemeden ilim, irfan meclislerine devam edeceksin? Zira ilim, irfan meclislerine devam ediyorsun. Sohbetlere devam ediyorsun. Fakat oralarda öğrendiklerinle amel etmiyorsun. Halbuki nice kişiler vardır ki bir veli, bir mürşid ile karşılaştıklarında hemen ondan hayırlı öğütler talep etmişler, o da onlara güzel ve faydalı öğütler vermiş, bu kişiler de hemen onları tutarak kendilerine azık eylemişlerdir. Sense büyüklerin yolunu öğrenirsin. Güzel ve faydalı eserler okursun. Sohbet ve zikir meclislerine de devam edersin. Fakat bütün bunlara rağmen bir adım bile mesafe kat edemezsin. Yerinde sabit kadem olabilseydin bari. Senin için bu bile mümkün değil. Zira her geçen gün ileri gitmen gerekirken aksine sen geri gidiyorsun. Şu konu unutulmamalıdır ki iki günü birbirine eşit olan aldanmıştır. Uyan! Allah'ın lütuf ve merhameti senin üzerine olsun. Aslında dünya bir anlık bir hayattan ibarettir. Onun için ona sanki ebediymiş gibi meyledip sarılma. Bir topluluk vardır ki onları heybet zayıf düşürmüş, uzuvları bağlanmış, kalplerini halktan bir dehşet istila etmiş, böylece onlar da kısmetleri alma zamanı geldiğinde bir köşeye çekilip oturmuşlardır. Allah onlara lokmalarını verecek kişiler gönderir. Ne gelmiş geçmiş kişiler arasında, ne de daha sonra gelecekler arasında bu fakire itiraz edecek birisi yoktur. Dininin esasını koru, muhafaza et. Aksi halde bana intisabın kalmaz. Benimle ilgin, alakan kalmaz. Yollarımız ayrılır. Cahillik etme. Evinde oturur, hezeyanlarını kusarsın. Bir takım ilaçlar vardır ki biz onları içmişizdir. Onlar sende de tesir eder. Onlarla sen de şifaya kavuşursun. Seni tarafımızdan tecrübe edilmiş faydalı şeylere götürelim. Ne malın ne de oğulların fayda vermeyeceği günden korkunuz, sakınınız. O gün için hazırlanınız. Mal dediğin nedir ki? Sen çalıştın, çabaladın. Birçok mal, mülk biriktirdin. Zannettin ki yarın kıyamette bu mal mülkle beraber oğulların sana faydalı olacak ve seni kurtaracaklar. Nitekim cahiliye devri Arapları da böyle zannetmişler, bu kanaati taşımışlardı. Şanı yüce olan Allah, şu Ara suresi 88-89. Ayetlerinde şöyle buyurur. O gündeki ne mal fayda eder ne de oğullar. Meğer ki Allah'a tamamen salim bir kalb ile gelenler ola. Kalbi selim sahibi kişi mallarına da oğullarına da kalbiyle bakmaz. Kalbini onlara bağlamaz. Aksine onların sadece vekaleten, yani geçici olarak
kendisinin idaresine verildiğini kabul eder. Onlara bu gözle bakar. Sırf Allah'ın emri olması hasebiyle muvakkaten onlara sahip çıkar. Onlarla bir arada bulunur. Bu şekilde kalbi selim sahibi müminin kalbi mal ve evlat afetinden salim olur. Tıpkı şu misaldeki adam gibi ki o kendisini hükümdarın bir kadınla evlendireceğini ve onun vasıtasıyla öldürteceğini haber alır. Bunun üzerine kendi kendine şöyle düşünür: kaçacak olsam hükümdar askeriyle peşimden yetişir. Karşı çıksam öldürür. Dediğini kabul edip istediği kadınla evlensem bu sefer de onun vasıtasıyla öldürtür. Ne yapmalıyım? Bu sırada hükümdar da evlenme teklifini yapar. Kendisiyle evlendirdiği kadına da onu zehirleyerek veya uykudayken boğazlayarak öldürmesini söyler. Vah bugün benden uzak durana! Vah o adamın haline! Fakat hükümdarın öldürtmek istediği bu kişi şuna karar verir: en doğrusu hükümdarın dediğini kabul etmek, itaat etmek. Fakat bu arada kadının öldürmesine fırsat vermemek için dikkatli olmak. Ve öyle yapar. İstediği kadınla evlenmeyi kabul ettiğini hükümdara bildirir. Bunun üzerine nikah kıyılır. Fakat bütün dikkat ve gayretiyle kadını takip etmekte, onun kendisini öldürmesine fırsat vermemek için her türlü basiret ve uyanıklığı göstermektedir. Kadınsa daha zifaf gecesinde onun işini bitirmek üzere emir almıştır. Hükümdarın çevresi de onun ölümünü duymak için sabahın olmasını beklemektedirler. Ne var ki adamın basireti ve uyanıklığı buna fırsat vermemiş ve sağ salim sabaha çıkmıştır. İşte nasıl ki bu adamın basiretliliği ve uyanıklığı yüzünden kendisini öldürmekle vazifeli o kadın bu işi yapamadıysa, aynen bunun gibi dünya hayatında aklı selim sahibi olarak yaşayan ve Allah'a kalbi selimle gelen bir mümine de o hayat bir şey yapamaz. Dünya hayatı öyle bir eştir ki onunla bir arada yatıp uyumaya gelmez. Ondan bir an bile gafil kalmak caiz değildir. Onda aklı selimle hareket eden ve kalbi selim sahibi olarak yaşayan kişi, takvası ve dininin bütünlüğüyle ahirete gelir. İşte selamet ve saadet de budur. Allah'ı tanıyan, dünyada züht sahibi olan ve ahiret hayatına da rağbet ve alaka gösterenler böyledir. Müminin kalbi tertemiz bir hale erişince ilim elçisi gelir ve ona hitaben der ki: Allah sıddıkların kalbine hayat vermen için dünyada bir topluluğu sana misafir olarak göndermeyi murad ediyor. Sana gelen bu insanları irşad edeceksin. Allah yoluna koyacaksın. Bu bir nevi bir meşgaledir, sıkıntıdır, yorgunluktur, kederdir. Aynı zamanda Allah'tan da bir iltifattır. Bak nasıl amel işleyeceksin. Kalbin ve özün selamet bulsun. Bunun üzerine kişinin özü uyanır. Kalb ile beraber Allah'ın kapısına varırlar
ve derler ki, ey Rabbimiz, bize ne yapmak dilersin? Bizi kendinden mahrum bırakma. Kapından uzaklaştırmak ve hayatımızı daraltmak mı istersin? Bu durumda senden bir vaat ve ferman olmadıkça buradan ayrılmayız. Gerçekten oradan ayrılmazlar. Nihayet Allah kendilerine şöyle der: korkmayınız, ben sizinleyim, işitirim, görürüm. Allah'ın bu vaadi üzerine onlar da bekçileri ve muhafızlarıyla birlikte huzurdan ayrılırlar ve dünyaya dönerler. Allah'a ancak kalbi selim ile gelenler kurtuluşa erebilir. Kalbi selim, riyadan salim olan kalptir. İki yüzlülükten salim olan kalptir. İnsanlara ve hiçbir faniye dayanmayan ve güvenmeyen kalptir. Yalnız Allah'a dayanan ve Allah'a güvenen kalptir. Ey hayretler içindeki mürid! Ey kader çöllerinde şaşkın şaşkın dolaşan kişi! İçini temizlemeye muhtaçsın. Kalbini temizle. Orada zerre miktarı bir dünyalığa bile yer verme. Orası yalnız ve yalnız Allah'a mahsustur. Onun sevgisine mahsustur. Orada Allah'ın sevgisinden başkasına yer verme. Oraya kilit vur. Anahtar da cebinde bulunsun. Allah'ın sevgisinden başka hiçbir şeyi kalbine sokma. Orayı dünyayla ilgili her şeyden boşalt. Oraya Allah'ı zikir girsin. Tefekkür girsin. Ölüm düşüncesi girsin. Ölüm sonrası düşüncesi girsin. Bunların dışında başka bir şey girmesin. Uzun emeller asla girmesin. Uzun emelleri kısalt. Kendini şimdiden ölmüş kabul et. Eğer böyle yaparsan, güzel ve hayırlı ameller işlemeye, güzel ve hayırlı işler yapmaya muktedir olabilirsin. Uzun emel sahibi olduğun takdirde ise fanilere dayanır, onlara güvenir ve ömrünü onlarla geçirirsin. Uzun emellerden sıyrılmış olmak kişiyi faydasız fiil ve hareketlerden uzaklaştırır. Lüzumsuz şeyleri bıraktırır. Kişiye önce zühd elbisesini, sonra fanilerden sıyrılma elbisesini, daha sonra da marifetullah elbisesini giydirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: bana 6 şeyi tekeffül ediniz, ben de size cenneti tekeffül edeyim. Sizden biri konuştuğu zaman yalan söylemesin. Sözüne yalan karıştırmasın. Emanete hıyanet etmesin. Sözünden dönmesin. Ellerinizi haramlara ve yasaklara uzatmayınız. Haramlara karşı gözlerinizi kapayınız. Tenasül uzuvlarınızı haramdan ve zinadan koruyunuz. Bu hadisi Taberani rivayet etmiştir. Aynı husus başka bir rivayette ise şu üslub ile dile getirilmektedir: bana 6 şeyi tekeffül ediniz, ben de size cenneti tekeffül edeyim. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyiniz
sözünüze yalan karıştırmayınız. Size bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etmeyiniz. Vaat ettiğiniz zaman vaadinizden dönmeyiniz. Ellerinizi, gözlerinizi ve tenasül uzuvlarınızı koruyunuz. Özün temizlendiği ve birliğe kavuştuğu zaman Rabbinin çağrısını duyarsın. Hem de vasıtasız olarak. Korkun ve ümidin birliğe erdiği zaman Rabbinin sana hitabı gelir. Kendini kader süvarilerinin ayakları altına bırak. Seni ya helak ederler veya çiğnemeden geçip giderler. Kimin ki telefi Allah yolunda olursa, onu halef yapmaya Allah'ın ahdi vardır. Eğer kader süvarileri seni çiğnemeden geçerlerse, peşinden onlara takıl. Hem de takdir-i ilahinin oklarını hedef alarak. Bu esnada kader-i ilahinin oklarına hedef olursan, sadece bir yaralama vuku'a gelebilir. Ölüm vaki olmaz. Bu sebeple tasalanma. Ey bütün bunlardan habersiz olan kişi! Ahlakını güzelleştir. Kalbini temizle. Güzel ameller işlemek için harekete geç. İşe yeniden koyul. Bütün lüzumsuz şeyleri bir kenara at. Ben burada konuşurken ve Allah'ın yolunu anlatırken evinde miskin miskin durmaktan vazgeç. Velayet, yani evliyalık halleri buradadır. Manevi yüksek dereceler buradadır. Ey aile efradının geçimi derdine düşmüş kişi! Bedeni çalışma ve gayretin çoluğun çocuğun için olsun. Zahiren ve bedenen onlar için çalış. Onların maişetini temin için çalış. Kalbin de Rabbinin fazlı için çalışsın. Kalbin de Allah'a yönelsin. Kimileri vardır, helal lokmalarını çalışmakla elde ederler. Kimileri vardır, dualarıyla elde ederler. Kimileri vardır, kendileri istemedikleri halde rızıkları ayaklarına gelir. Başkaları onlara verir. Kimileri de vardır ki insanlardan isterler. Helal lokmalarını bu suretle elde ederler. Fakat bu ancak riyazat halinde olur ve devamlı değildir. Birincisi, yani çalışarak elde edilen sünnettir. İkincisi, yani isteme yoluyla elde edilen zaaftır. Üçüncüsü ise azimettir. İstemek, bu ikisi arasında bir ruhsattır, bir kolaylıktır. Bazen de yemeyecek birisi isteyebilir. Yani ilahi taraftan gönderilen birisi kişiden herhangi bir talepte bulunur. Böyle durumlarda kendisinden bir istekte bulunulan kişi imtihana çekilmiş, denenmeye tabi tutulmuş olur. Riyazat halinde isteyen kulun istemesi tıpkı geceleri vuku bulan istemelere benzer. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: geceliğin sizden bir şey isteyen birisini boş çevirmeyiniz. Zira şurası muhakkak ki geceliğin size cin de insan da olmayan bazı kişiler gelir. Bir şeyler isterler. Bundan maksat
sizin Allah'ın vermiş bulunduğu nimetler bahsinde nasıl davrandığınızı görmektir. İşte aynı şekilde riyazat halindeki kul da senden bir şeyler istemekle emrolunur ve ister. Ta ki Allah'ın sana vermiş bulunduğu nimetler bahsinde nasıl hareket ettiğin ortaya çıksın. Allah nasıl ki sana veriyorsa, aynı şekilde senin de onun muhtaç kullarına verip vermediğin görülsün. Sen alimlerin meclislerine sıkça git. Kabirleri ve salihleri çokça ziyaret et. Böylece umulur ki kalbin dirilir, intibaha gelir. Büyükler emirlere sıkıca uydukları ve yasaklardan da harfiyen kaçındıkları zaman kader onlara genişlik verir. Mesela Abdullah İbni Zübeyr haftada ancak bir öğün yemek yerdi. Delinmiş ve içindekini akıtan bir kap haline gelmedikçe halin istikamet bulmaz. Önce delik bir kap haline gelmeli ve içindeki bütün kötülükleri, bütün kötü duygu, temayül ve ihtirasları akıtmalısın. Ondan sonra da orayı güzel ve müsbet duygu, temayül ve ihtiraslarla doldurmalısın. Tıpkı içinde Hızır Aleyhisselam'ın bulunduğu şu yoksulların gemisi gibi ki o önce onda bir eksiklik meydana getirmiş, bu maksatla geminin bir tarafında bir delik açmıştı. Sonra senin halin önce öyle bir halettir ki onda birleştiricilik vardır. Yine öyle bir haletin vardır ki onda tefrika vardır. Bir başka haletinde azlık vardır. Nihayet bir diğer haletinde de çokluk mevcuttur. Kim ki şu benim söylediklerimi dinler de buna rağmen cehenneme giderse Allah ona rahmet etmez. Allah'ım bize affınla muamele et. Allah'ım bizim günah ve kusurlarımızı ört. Allah'ım bize senin yolunda sabır, sebat ver. Allah'ım bize senin rızanı nasip eyle. Aziz ve celil olan Allah'a vasıl olduğun zaman farzları eda etmenle yetinilir. Sultanın aşçısı yaşlandı. Aklı kıtlaştı. Gözü görmez, kulağı işitmez, işaretten anlamaz oldu. Bu durumda ona yapılacak muamele kendisi nasıl anlıyorsa öyle kabul etmektir. Sen ey sadık mürid, Allah'ın emirlerine sarıl. Daha ne zamana kadar kendine güvenip de komşuna alakasız kalacak ve kendini ona üstün göreceksin? Ne zaman komşunun ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih eder duruma geleceksin? Ne zaman kendi benliğinden geçip enayetini yok edip gerçek bir Allah dostu olacaksın? Ne zaman Allah dostluğunun vasıflarına sahip olacaksın? Allah dostları nefslerini erittiler. Kör tabiatlarını erittiler. Heva ve heveslerini erittiler. Öyle ki manen öldüler, yokluğa erdiler. Kudret eli onları dost edindi. Hacetlerini gördü. Kader yıkayıcısı da onları bir sağ yanlarına, bir sol yanlarına döndürüyor. Ashab-ı Kehf'in kıtmırı misali, köpekleri de iki ön ayaklarını öne doğru uzatmış yatıyor. Nefsin kalıntıları kader eşiğinin altına serilmiş yatıyor.
yani onların nefslerinin kalıntıları kader karşısında hareketsiz duruyor. Uzuvların ilacı onların günah işlemesine mani olmaktır. Uzuvlarının günah işlemesine meydan bırakmayan kişi onların devasını vermiş demektir. Mesela sen elini haramdan, başkalarının hakkına uzanmaktan, başkalarına zulüm ve haksızlık etmekten alıkoyarsan, işte o zaman onun devasını vermiş olursun. Ayaklarını günah yollarına gitmekten, zalimlere yardım yollarında yürümekten alıkoyarsan, onun devasını vermiş olursun. Şu gözü haramlara bakmaktan alıkorsan, onun devasını vermiş olursun. Nefs uyur. Hükümlerin aslına karşı ilgisiz kalır. Kalp ise sevgilinin sohbetinde uçar. Sevgilinin sohbetine can atar. Allah dostları güzel edep sahibi oldukları zaman peygamberlik sıfatlarıyla vasıflanırlar. Hakim tabiatla ilim arasında kalır. Kah tabiata meyleder, kah ilme. İlme meylettiği zaman şöyle der: peygamber size neyi getirdiyse onu alınız, ona sarılınız. Neyi de size yasak ettiyse ondan da uzak durunuz. Hakim kalbe der ki: sana yetmez mi ki tıpkı bir hizmetçin gibi seninle beraberim. Sana göz, kulak oluyorum. Sense sultanla berabersin. Gece Allah dostlarının sultanının sediridir. Halvet gelinlerinin örtüsüdür. Yani Allah dostları geceyi Allah'ın bir sediri olarak, halveti de gelin örtüsü olarak kabul ederler. Allah dostları gündüzleri de sebeplere tevessül ederek çalışırlar. Geçimlerini sağlarlar ve hayırlı işlere koşarlar. Maruz kaldıkları sıkıntı, elem ve kederleri ise gizlerler, halka ifşa etmezler. Sen de Allah dostlarının arasına katıl. Onların sahip bulundukları şereflerle şereflen. Ecel gelinceye kadar çalışınız. Günahlardan kendinizi koruyunuz. Allah'ın yasakladıklarını işlemekten sakınınız. Böyle yaparsanız akıbetiniz genişliktir, bahtiyarlıktır. Yarın ölüp kabre konduğunda beni münker ve nekir meleklerine sor. Onlar sana benden haber vereceklerdir. Adın günahkâra çıkmıştır. İsmin yarın hesaba çekilecek ve üzerinde durulacaklar arasındadır. Sen kabirdeki durumu kötü olanlardansın. Cehennem ehlinden mi yoksa cennet ehlinden mi olduğunu bilmiyorsun. Akıbetin belirsizdir. Şu andaki durumunun iyi oluşuna aldanma. Yarın adının neye çıkacağını bilmiyorsun. Sabaha kavuştuğun zaman nefsine akşamdan bahsetme. Akşama kavuştuğun zaman da sabahtan söz etme. Zira sabahtan akşama, akşamdan da sabaha çıkıp çıkmayacağını bilmiyorsun. Dün içinde mevcut senin lehine ve aleyhine şahitlerle birlikte geçip gitmiştir. Bir daha da geri gelmez.
Yarın aysa erişip erişmeyeceğini bilmiyorsun. Sen bugünün çocuğusun. İçinde bulunduğun anın çocuğusun. İçinde bulunduğun anı en iyi bir şekilde değerlendirmeye bak. Ne de gafilsin. Senin gaflet içinde bulunduğunun alameti, gafillerle yarenlik etmen, onlarla düşüp kalkmandır. Ey ahmak! Üzerinde hakkın işaretleri görülmeyen birisiyle niçin yarenlik edersin? Niçin böyleleriyle düşüp kalkarsın? Zahiri nefsten ibaret olan, batınıyla haktan haya etmeyen ve temeli de boş olan kişilerle niçin arkadaşlık edersin? Bizim anlattıklarımız öyle şeylerdir ki, onlara öyle bazı beden hareketleriyle ve göz sürmelemek gibi tali işlerle ulaşılmaz. Böyle teferruatla uğraşmak yerine işin esasına girmek, ruh ve ahlak terbiyesi yolunda geceleri ihya etmek gerekir. Bütün insanlar seninle birlikte olsalar sana sağlayacakları bir şey yoktur. Kendi kendine bir takım zor ve külfetli işler yapmanın sana sağlayacağı bir şey yoktur. Ey ahmak! Bir o kapıya, bir bu kapıya durmadan koşturur bir şeyler istersin. Maksadın, topladığın dünyalıkların sayısını ve miktarını arttırmak. Bu durumda senin için nasıl felah beklenebilir? Eğer sultanın kapısında geleni gideni ona haber veren bir teşrifatçı olsaydın, yalnız bulunduğu halde kendisiyle ünsiyet ederdin. Eğer insanları kendine evlad-ı iyal kabul ederek onları bir kenara bırakıp inzivaya çekilmiş olsaydın, kendi evinde kendi sanatınla meşgul olurdun. Öyle ki o zaman onlar senin kapına geldiklerinde orada kendilerine yarayacak ve hallerini ıslah edecek bir şeyler bulurlardı. Senin evin senin halvetindir. Senin evin senin kalbindir. Senin evin senin özündür. Senin evin senin batınındır. Rabbinle sohbetin, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçmak ve onun takdir ve hükmüne boyun eğmektir. Bunları yaptığın takdirde onunla sohbet etmiş olursun. Halkın rızıkları senin dualarında ve himmetlerindedir. Bir gözün yüzü suyu hürmetine bin göze ikram olunur. Sen halvetinde kerem ve şeref sahibi insanlara ikramlarda bulunduğun zaman Rabbine itaat etmiş, ona karşı gelmemiş olursun. Allah dostlarına ikramlarda bulunduğun ve onların yanında edepli davrandığın zaman sen de kerem sahibi ve şerefli kişi unvanını alırsın. Kerem sahibi ve şerefli kişi unvanını alıncaysa senin yüzün suyun hürmetine bin göze ikram edilir. Aile efradından, komşularından, bulunduğun şehrin ahalisinden felaketler ve musibetler kaldırılır. Hem de ebedi olarak. Allah'a muhtaçlık şuuruna erer, onun kapısında sabit kadem olursun. Hem de ebediyen. Daha ne zaman senden hacetler görülecek?
Ne zaman insanlara faydalı olan birisi haline geleceksin? Ne zaman insanları doyuran birisi olacaksın? Ne zaman hacet bitirilmek üzere kapısına koşulan birisi haline geleceksin? Ne zaman kendi bencilliğinden sıyrılacaksın? Ne zaman çevrende hacet bitirme çadırları kurulacak? Ne zaman Allah'ın yakınlığına layık bir mertebeye ulaşacaksın? Ne zaman Allah'ın yakınlığına layık ehliyet, salahiyet ve necabette ortaya çıkacaksın? Ne zaman güzel ünvanlar alacak ve Allah'ın seninle övünmesine layık bir dereceye erişmiş olarak ortaya çıkacaksın? Ne zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlarının en necibi olacaksın? Ta ki onun bereketi sana teslim edilsin. Onun yerine vekil, naip olasın. Alimler peygamberlerin varisleridir. Bu varislik sözdedir, fiildedir, haldedir. Yoksa isimde ve ünvanda değildir. Nübüvvet, peygamberlik bir isimdir. Risaletse bir ünvandır. Ey cahil! Sen nübüvvete ve risalete sahip olamazsın. Yani peygamber olamazsın. Resul olamazsın. Bunlarda peygamberlerin varisleri olamazsın. Fakat evliya olabilirsin. Peygamberlerden bedel evliya olabilirsin. Bu senin için imkan dahilindedir. Sizler ahireti ve Allah'ı unutup dünya hayatına razı oldunuz. Onunla yetindiniz. Dünya hayatı senin nefsindir, hevandır, kör tabiatındır. Bu dünya hiçbir şey değildir. Heveslerden hiçbir zaman kurtulmaz. Orada senin için kısmetler vardır. Dünyada himmetinle ve uzuvlarınla aldığın kısmetler vardır. Orada sana daimi mülk olacak bir şey yoktur. Dünyada mutlaka lazım bir şey yoktur. Dünyada seni ebediyen barındıracak bir ev yoktur. Örtecek bir elbise yoktur. Doyuracak bir ekmek yoktur. Kendisiyle huzur ve sükuna kavuşacağın bir eş yoktur. Dünya hayatı halka yönelip haktan yüz çevirmekten ibarettir. Genellikle insanların ondaki hayatları böyle geçer. Yani insanlara ve diğer fanilere yönelirler. Onlarla haşır neşir olurlar. Buna karşılık Allah'tan uzak dururlar. Heva, iffetin zıttıdır. Hevaiyat içinde yaşayan kişi kendisini günahlardan korumaz, iffet elbisesine bürünmez. Heva, ibadetin zıttıdır. Kulluğun zıttıdır. Heveslerine uyan kişi Allah'a kulluk içinde bulunmaz. Sebep, müsebbibin zıttıdır. Zahir, batının zıttıdır. Zahiri sağlamlaştırdığın zaman batını sağlamlaştırmakla emrolunursun. Allah'ın ahkamıyla amel ettiğin zaman onun has hizmetçisi olursun. Tabi olursun, yakını olursun. Kendi kör tabiatından kurtulursun. Sana ilim elbisesini giydirir. Aşık olur. O zaman
iki ruh arasındaki ruh gibi olursun. Hükümdarla veziri arasında teşrifatçı gibi olursun. Dünyanın da, ahiretin de, halkın da, hakkın da, meleklerin de sevgilisi olursun. Kalplere bir ferahlık olursun. Bizim öyle bir haletimiz vardır ki, sizin huzurunuzdan gayiptir. Bir defasında Davud aleyhisselam oğlu Süleyman aleyhisselama şöyle dedi: "Ey oğulcuğum, meskenete düştükten sonra suç ne kötüdür. Fakat bundan daha da kötü olanı kişinin önceleri Rabbine ibadet, kulluk ederken daha sonra bunu terk etmesidir. Siz Allah'ı ve ahireti bir kenara attınız da yalnız dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatı senin vücudundur, varlık sahnesinde oluşundur. Ahiret hayatıysa yokluk safhandır. Benliğini eritememiş bulunduğun haller senin dünyandır. Benliğinden soyulmuş olduğun hallerse ahiretindir. Himmetler için bir değişiklik vardır. Özler için bir değişiklik vardır. Avam için bir değişiklik vardır. Seçkinler için de bir değişiklik vardır. Dünya senin gördüğündür. Ahiretse sana açılacak olandır. Sana idrak edemeyeceğin şeyler gelir. Bu yüzden hayret edersin. Sana herkeste bulunan genel akıl vasıtasıyla gelen şey dünyadandır. Akılların aklı vasıtasıyla gelen ise ahirettendir. Senin sırrın yani özün ahirettir. Zahirin ise dünyadır. Dünyanın haletleri Allah'tan başka her şeydir. Yani masivadır. Ahiretse Allah'a bağlanmaktır. Dedikodudan, methedilme ve zemmedilme duygusundan ve kendi iradesine dayanmaktan sıyrılmaktır. Senin bütün düşüncen senin için en mühim olandır. Senin için en mühim şey neyse bütün himmet ve gayretini onun üzerine teksif etmelisin. İradende sadık ve sabit kadem olduğun zaman Allah seni elinden tutar. Kader-i ilahinin sohbetinde dolaştırır. İki adımının arasının genişliği Adem aleyhisselamın adımlarının genişliğinden daha geniş olur. Bunun böyle oluşu senin iradenin doğruluğundan, edebinin güzelliğinden, komşularının dedikodularına kulaklarını tıkamış olmandandır. Yazık sana, zavallı cahil! Allah'ı bilmiyorsun. Onun katındaki nimetleri bilmiyorsun. Onun nazarında derecesi yüksek kullarını tanımıyorsun. Onlar Allah'ın kelamını dinlediler ve aynen uydular. Allah'ın salih kulu levh-i mahfuzda önce kendi kısmetlerini görür. Peşinden de aile efradının kısmetlerini görmek için nazarlarını yine oraya yöneltir. Öyle ki bu arada hayrete düştüğü bir sırada içinden kendisine şöyle nida edilir: O bizim kendisine nimet verdiğimiz
bir kuldan başkası değildir. Zira hiç şüphe yok ki bizim nazarımızda onlar hakikaten seçkinlerden ve hayırlılardandır. Bu öyle bir şeydir ki kaderle gelir. Ancak şeyh ve mürşitlerin irşatlarına kulak vermekle safa bulur, kemal bulur. Allah ondan razı olsun. Bu sırada Abdülkadir Geylani Hazretleri vecd ve manevi sarhoşluk halindeydi. Bir ara kendisine dinleyenlerden birisi tarafından bir kağıt uzatıldı. İçinde fıkhi bir mesele sorulmaktaydı. Meseleye temas etmek için kendince bir hazırlık yaptı, sonra söze başlayarak dedi ki: evlenmek vacip mi, değil mi? Yani evlenmek konusunda bir mecburiyet var mı, yok mu? Bu mesele müçtehit ve alimlerimiz arasında ihtilaflı bir meseledir. Kimisi evlenmenin sünnet olduğunu söyler, bazıları da der ki: evlenme halinde eğer kişinin nefsi evliliğin neden olacağı bazı günahlardan kaçınamayacaksa, o takdirde evlenmeyip Allah'a kullukla iştigal etmek daha iyidir. Bu görüş İmam Şafii ile İmam Ahmet İbni Hanbel'in görüşüdür. İmam Azam Ebu Hanife'ye göre ise evlenmek daha efdaldir. Sen mürid olduğun sürece kullukla iştigal etmek daha faziletlidir. Hakkın talip olduğu bir kişi haline geldiğin zamansa bu konuda senin herhangi bir tedbire başvurmana lüzum yoktur. Çünkü bu durumda Allah dilerse bizzat kendi iradesiyle seni evlenmeye sevk eder. Dilerse evlilikten başka bir şeyle meşgul eder. Eğer burada bir nasip bulunuyorsa sen ona mutlaka nail olursun. Hatta sen ondan kaçmak istesen bile o senin eteğine yapışır ve Hakk'a hitaben der ki: ya Rabbi, benim hakkımı bundan al. O benden kaçıyor. Benimle evlenmek istemiyor. Halbuki sen beni ona kısmet olarak seçtin. Oysa benden yüz çeviriyor. Onun bu isteği üzerine Allah da seni ona teveccüh ettirir. Müride, yani Allah yoluna henüz yeni sülûk edene gelince, batın yönünden onun evlenmesi haramdır. Onun fazladan bir elbisesi mi bulunur? Ya da dört parmaklık bir toprağı mı bulunur ki o bir seyyahtır? Ne bir yerde durur, ne bir elbisesi vardır, ne de bir kabı, kacağı. Aksine o, Allah yolunda lüzumlu mesafeleri kat edinceye kadar her şeyden soyuktur. Maksuduna erdiği ve seyahati itam bulduğu zamansa Allah dilerse onun evlenmesini irade buyurur. Ahmakla arkadaşlık eden de ahmaktır. Ahmak, aziz ve celil olan Allah'ı bilmeyendir.
ahireti ve Allah'ı unutup dünya hayatıyla yetinendir. Sadece dünya hayatına razı olandır. Ey oğul! Senin kısmetini senden başkası yiyemez. Kör tabiatınla, heva ve hevesinle şeytanın elinden yeme. Aksine yalnız kendi kısmetine razı ol. Ta ki cennetinin evine yahut Rabbinin yakınlığına vasıl olasın. Bu sırada dinleyenlerden biri Abdülkadir Geylani Hazretlerine hitaben şunları anlattı. Benim küçük yaşımdan beri şu ana kadar devam ettiğim bir virdim var. Kalkar, iki rekat namaz kılar, sonra da onu okurum. Allah ondan razı olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri söze başladı ve dedi ki: onunla olmaz, onunla iktifa edilmez. Senin daha güzel ameller işlemen gerekir. Allah rızası için Allah'ın kullarına faydalı olacak işler yapman gerekir. Hiç şüphe yok ki sizin hayatınız boyunca Allah'ın bir takım rahmet tecellileri vardır. Uyanınız, onun rahmet tecellilerine koşunuz. Allah'ın kendi yakınlık kapısının önüne oturttuğu bir kalp ihtiyarlamaz. Böyle bir durumda zahir zayıflamış, batın da kuvvetlenmiş olamaz. Böyle bir durumda kalp asla zayıflamaz. Cildi parlar, özü gayrete gelir. Kalbin Rabbinin rahmet kapısını görür. Allah'a yakın olmanın heybeti kendisini sarar, onu kendinden geçirir. Hiç şüphe yok ki kalbin korunmasında meşgul edici bir meşgale vardır. Kalbin amellerinden bir zerre, zahirin amellerinin bin tanesinden daha hayırlıdır. Ancak bu, zahiri ibadetlerin eksiksiz yapılması halinde böyledir. Zahiri ibadetler yapılmadığı takdirde ise batına itibar yoktur. Bir defasında Cüneyt Bağdadi'ye şöyle denildi: Hıdri bir değirmen taşının üzerine dineliyor. Onunla birlikte dönüyor. Hem de hiç yemeden, içmeden. Cüneyt dedi: onun namaz vakitlerindeki hallerine bakınız. Nasıl bir tavır alıyor? Cüneyd'e cevaben dediler: o müezzin ezanı okuduğu zaman sükunet buluyor. Bunun üzerine Cüneyd de şöyle dedi: öyleyse zararı yok. Allah dostlarının kimisi küçük yaşlarından itibaren ta ölünceye kadar bütün ibadetlere güç kuvvet bulurlar ve hepsini eda ederler. Kimisi ise ihtiyarlıktan mütevellit zayıf hale gelinceye kadar bütün ibadetlerini yaparlar. Eğer bütün bunlar Allah'a yakınlıktan dolayı yapılırsa, ayrıca ilme dayanırsa, yani bilerek ve şuurunda olarak yapılırsa ve müşahedede bulunursa güzel şeylerdir. Fakat böyle olmazsa o zaman onları yaptıran şeytandır. Seni aldatan şeytandır. Yine bu takdirde
sana onları yaptıran nefstir. Sana eza veren nefstir. Allah'ın ahkamını yaşayıp tatbik etmek ilmi doğurur. Allah dostlarının içini açar. Bundan haberin var mı? Fanilerden ayrıl. Allah'a yönel. Ona ulaş. Vah o hırs, uzun emel ve azamet dükkanları üzerinde oturanlara. Hiç şüphe yok ki özün ölecek, kalbin kararacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Muhakkak ki kalpler paslanır. Şüphesiz onların cilası da Kur'an okumaktır. Allah'ım bize hidayet ver. Bizi doğru yola ilet. Bize merhamet et. Rahmetini bize saç. Bize hakikatleri öğret. Allah'ım her nerede bulunursam beni mübarek kıl. Önce insanlarla hemhal ol. Sonra kalben onlardan ayrıl. Allah'a yönel, ona kavuş. Önce ilim, irfan öğren. İlim, irfan sahibi ol. Sonra ilimden de geç. Allahü Teala'ya cehalet içinde ibadet edenin ifsad ettiği, ıslah ettiğinden daha çoktur. Rabbinin şeriat lambasını yanında taşı. Hem de hükümle birlikte. Yani dinin bütün hükümlerini yerine getirerek. İşte o zaman ilmin bulunduğu yere de dahil olursun. Sebeplere bağlanıp kalma. İhvanı ve komşuları sebepler arasına dahil ederek onlara bağlanma. Ve onlara dayanıp güvenme hatasına düşme. Kişinin kendi kısmetlerinde züht yoluna gitmesi doğru olmaz. Kendi kısmetlerini alması gerekir. Eşinin sevgisini kalbinden çıkar. Dünyalıkların sevgisini kalbinden at. Orada yalnız Allah'ın sevgisine yer ver. Züht sahibi ol. Zühte sarıl. Allah'ın rızasına uygun olmayan şeylerden yüz çevir. Onlara yanaşmamak için külfete katlan. Menfi duygu, temayül ve ihtiraslarını terk et. Güzel edep sahibi ol. Allah'tan gayri şeylerle kalbi alakanı kes. Kalbinde onların sevgisine yer verme. Onlarla yalnız zahiren alakalan. Kalbin daima Allah'a bağlı olsun. Sebeplere ve Allah'ın gayri şeylere asla bağlanma. Eğer Allah'ı bırakır da fanilere bağlanırsan, elindeki kandilin söner. Daimi karanlık içinde kalırsın. Eğer kalbin her daim Allah'a bağlı kalırsa, o senin lambana imdat yağını devamlı akıtır. Lamban hiç yağsız kalmaz. Dolayısıyla sürekli ışık verir. Senin nurun ilmindedir. Işığın ilmindedir. Kendisiyle amil olduğun ilmin senin nurundur, ışığındır. Onunla amil olduğun müddetçe ışığın gelmekte devam eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyururlar: Kim ki bildiğiyle amel ederse Allah onu bilmediklerini öğrenmeye varis kılar. Yani bilmediklerini kendisine öğretir. Yine Peygamberimizin bu husustaki bir başka hadisleri de şöyledir: Kim ki 40 sabah sırf Allah rızası için ihlaslı olursa, onun kalbinden lisanına hikmet pınarları fışkırır. O mümin bu hallerdeyken bir ara Hakk'ın ateşini görür, şulesini görür, ışığını görür. Tıpkı Musa aleyhisselam gibi ki vaktiyle o yolunu kaybetmiş bulunduğu bir sırada parlayan bir ateş parçası görmüş ve yanındaki aile efradına şöyle demişti: Durun, ben ışıldayan bir ateş parçası gördüm. Şanı yüce olan Allah da Musa aleyhisselama şöyle hitap etmişti: Hiç şüphesiz ben senin Rabbinim. Ben Allah'ım. Öyleyse bana kulluk et. Bana ibadet et. Yani benden başkası için eğilme. Beni tanı, beni bil. Benden başkasının cahili ol. Bana yönel, bana yaklaş. Benden başkasından ise yüz çevir, uzaklaş. Yalnız beni talep et. Beni ara, beni iste. Benden başkasından ise yüz çevir. Benim ilmime, benim yakınlığıma, benim mülküme ve benim saltanatıma koş. Öyle ki senin için bütün bunlar ortaya çıktığı zaman mülakat ve kavuşma da tamamlanmış olur. İşte o zaman olan olmuştur. Allah kuluna vahyettiğini vahyetmiştir. O anda perdeler kalkmış, bulanıklık gitmiş, nefs sükunete ermiş, sükun gelmiş, ilahi lütuflar gelmiştir. Artık bu durumda sen Firavun'a gidebilirsin. Ey kalp! Artık sen şeytana, nefse ve hevaya git. Onların yanına var ve yollarını Allah'a dönder. Allah'a çevir. Onlara de ki: Ey kavmim! Bana tabi olunuz. Sizi doğru yola ileteyim. Allah'ın yoluna ileteyim. Önce kendi kuvvetlerinle birleş. Sonra onlardan sıyrıl. Nefsani varlığından ve nefsani benliğinden sıyrıl. Daha sonra insani kuvvetlerinle, insani vasıflarınla birleş, bezen. Nihayet Allah'a yönel, Allah'a ulaş. Sana gelince, ey miskin, kısa bir müddet sonra güvendiğin nefsani güç ve kuvvetlerin gidecek, yok olacak. Sana ihanet edecekler. Dostların seni terk edecek. Üzerinde yalnızca dünyanın fakirliğiyle ahiretin azabı kalacak. Kabre gireceksin. Orası sana dar gelecek. Kemiklerin sıkışacak. Münker ve nekir meleklerinin suallerine
cevap veremeyeceksin. Dilin tutulacak. Kabrinde azap edileceksin. Kabrine cehennemden bir kapı açılacak. Onun azapları ve her çeşit zehirleri sana gelecek. Ey dinleyenlerim! Bu dünyada güzel edep sahibi olunuz. Eğer bu hayatta güzel edep sahibi olursanız, işte o zaman dininizde, içinizde, dışınızda selamet bulur. İşte o zaman Allah'ın huzurunda bulunmaya hak kazanırsınız. İşte o zaman gözlerinizden perdeler kalkar. Dilinizdeki tutukluk gider. Gözleriniz hakkı ve doğruyu görür. Dilleriniz hakkı dile getirir. Kulaklarınız hakkı dinler. Boğazlarınızdan lokmaların helali geçer. Kuvvet üstüne kuvvet sahibi olursunuz. Basiretiniz arttıkça artar. Ömrünüz uzadıkça uzar. Bereketlendikçe bereketlenir. Bekanız uzadıkça uzar. Rızkınız çoğaldıkça çoğalır. Çalışmalarınız Allah katında makbule geçer. Güzel edebiniz övülür. Önce sabırlı, aklı selim sahibi ve dini bütün kişi ünvanını alırsınız. Sonra da şükreden kişi ünvanını. Önceki kötü halleriniz ve kötü ünvanlarınız iyi hallerle ve güzel ünvanlarla değiştirilir. Hiç şüphe yok ki bir millet müsbet veya menfi sahip bulundukları özellikleri değiştirmedikçe Allah onun halini değiştirmez. Bir milletin fertleri kötü ahlak ve alışkanlıklarını önce Allah'ın dinine uyarak, sonra ilme uyarak, sonra da Allah'ın takdirine rıza göstererek değiştirebilirler, düzeltebilirler. Onlar ellerini, ayaklarını vesaire uzuvlarını kötülüğe karşı keserler, yok ederler. Bu uzuvlarının hiçbirinden hiçbir kötülük zuhur etmez. Haram yemezler, yalan söylemezler, kötülük yolunda adım atmazlar. Bir de takdiri ilahiye teslim olurlar. Takdiri ilahi karşısında niçin, neden gibi sualler sormazlar. Beşeri akılları ortadan kalkar. Öyle ki hakikatleri göremeyen körlük halleri ortadan kalktığı ve akılları geri döndüğü zaman Rabbinin lütufları gelmeye başlar. Bunlar açlıktan sonra ziyafet, susuzluktan sonra meşrubat, çıplaklıktan sonra güzel elbiselerdir. Sen yolda bulunduğun müddetçe, yani henüz Allah'a vasıl olmadığın sürece, dünya nimetlerinden mümkün mertebe azar azar alman emredilir. Ta ki Allah'tan uzak kalmana sebep olan şiddetli hırsların sönsün, tavsasın. Allah onun hakkını verir. Sen şeriatın emirleri dahilinde al. Şeriatın emirlerini yerine getir. Yasaklarından da kaç. Bugünler geçer, tükenir.
geceler gidip gündüzler gelirken senin adımların Allah'a yaklaşır. Allah'a vasıl olanlar sınıf sınıftır. Kimisinin yolculuğu bir gün sürer. Kimisininki bir ay sürer. Kimisininki de senelerce sürer. Ömrünü olup bitenler karşısında niçin, nasıl, ileride gibi sualler sormakla geçirme. Aksine mutedil ve orta yolu tutarak yoluna devam et. Çalış. Allah'ın mülkünde güzel işler yap. Hayırlı işler yap. Böyle yaparsan belki de Allah seni kendisine has kul edinir. Sana nimetler bahşeder. Seni insanların üzerine sultan yapar. Peygamberlere vekil yapar. Zamanının insanlarına mürşitlik edersin. Allah'ı tanıyan bir kişinin bu nimetlere nail olması pek de büyük bir şey değildir. Mazhar olunamayacak bir şey değildir. Allah'a vasıl olmak üzere ihlasla yola çıktığın zaman sana züht verilir. Daha marifetullah'a ulaşmadan kim olduğunu, ünvanının ve adının ne olduğunu öğrenmeden sana birçok güzel hasletler verilir. Ayrıca dünyevi hazlar da verilir. Hem de akla gelen ve gelmeyen her çeşit hazlar, her türlü dünya nimetleri. Bütün bu nimetler karşısında o iki adım üzerinde bulunur. İki esas üzerinde yürür. Bunlardan biri ümittir. Diğeri de korkudur. Fakat o bütün bu nimetlere nail olmakla beraber hangilerinin kendi lehine, hangilerinin de aleyhine olduklarını bilmediği için onların hepsini de bir kenara atar. Ve hem Allah'ın kudret ve azametinden korkarak hem de rahmetini umarak onun kapısına varır. Hem de orada yine Allah'ın birçok nimetleri ile karşılaşarak. Bu esnada Rabbi ona iltifatlarda bulunur. Onu kendisine has kul olarak seçer. Kendisini esrar-ı ilahisinden birçoğuna müttali kılar. Ne var ki bu nimetler ve bu yüce mertebeler Allah'ın kullarından ancak milyonda birine nasip olur. Sen haklarında Allah'ın şöyle buyurduğu kişilerden olma. Hayır, öyle değildir. Kendisini alabildiğine kınayan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra mutlaka dirileceksiniz. Mümin kendi kendisine şöyle sorar: söylediğim sözle ne istedim? Attığım adımımla ne murad ettim? Yediğim yemekle neyi kastettim? Niçin yaptım? Niçin işledim? Bu yaptığım kitaba ve sünnete uyar mı, uymaz mı? Mümin bunları ve benzeri sualleri sırf nefsini hesaba çekmek ve terbiye etmek maksadıyla sorar. Kendinizi hesaba çektikten sonra kesin ve sarsılmaz inanca sahip olmanız gerek. Kesin ve sarsılmaz bilgi ve inanç imanın özüdür, özetidir. Farzlar
ancak kat'i ve sarsılmaz bilgi ve iman ile elde edilir. Dünyada ancak kesin ve sarsılmaz bilgi ve iman ile züht sahibi olunur. Duaya icabet anında sükun gerek, genişlik gerek. Eğer duaya icabet vaki olmazsa itiraz etmemek gerek. Her şeyde Allah'a rücu etmek, yani Allah'a yönelmek de sıddıkların alametlerindendir. Onlar hallerini gizlemeyi murad ettikleri zaman halkın arasına karışırlar. Onlardan alırlar, onlara verirler. Kalpleri Allah iledir, bedenleri ise halk iledir. İnsanoğlu mizacının kötü yanlarını değiştirebilmek için bu dünyada bazı çalışmalar yapmaya muhtaçtır. O, hayvanlara mahsus bir takım sıfatlardan arınarak insani ahlak ile bezenebilmek için nefsi, şeytanı ve hevası ile savaşmak zorundadır. Sen, seni önce bir topraktan, sonra bir damla sudan yaratıp, daha sonra da seni bir adam seviyesine getiren, yani kemale erdiren Allah'a nankörlük mü ediyorsun? Allah'ın seni önce topraktan, sonra da bir damla sudan yaratıp, daha sonra da kemale erdirmesinin karşılığı senin onu inkar etmen midir? Ona nankörlükte bulunman mıdır? İnsanların seni görmesinden utanman, Allah'ın görmesinden ise utanmaman mıdır? Halbuki Allah seni daimi olarak görmektedir. Ey görünüşte evliyalık iddiasında bulunan, fakat Allah'a karşı açıkça günahlar işlemekte olan kişi! Sen Allah'tan haya etmiyor musun ki O senin her şeyini bilmektedir. İçini de dışını da, gizlini de aşikarını da. Ve sen ey zenginliğini gizleyip fakir olduğunu iddia eden kişi! Dünyalık karşılığında dinini satmaktan haya etmez misin? Sizin sahip bulunduğunuz hiçbir nimet yoktur ki mutlaka Allah'ın katından olmasın. Hani bunca nimetlerin şükrü nerede? Hani senin bunca nimetlere şükrün?